Merhaba arkadaşlar videoma geldiniz. Ben Osman Hoca. Bugün size AYT denemelerinden 20.sinin çözümünü yapacağım. Ama öncelikle dün Cumhuriyet Dönemi şiirimiz hakkında bir etkinlik videosu paylaşmıştım. Şöyle belli başlı sanatçılarımızın bilgilerini öne koyup sonrasında cevabın ne olduğunu anlattım. Bu videomu izlemeyen arkadaşlarımız mutlaka izlesinler. Genelde olumlu dönükler aldım. Başka dönemlerle ilgili de böyle etkinlikler yapabilir miyiz şeklinde Teklifler de geldi. E, dolayısıyla e, edebiyat tekrar kampı şeklinde e, belki bu şekilde geriye yönelik e, etkinlikler yapmaya başlayabiliriz. Ama ben sizlerin de tepkisini bekliyorum. E, onun için yorumlar bölümüne e, fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu deneme sınavımıza dönersek e, çok zor olmadığını düşünüyorum. ya yani zorluk seviyesi de bana zaman zaman soruluyor. Çok zor olmayan bir deneme sınavını sizinle paylaşacağım. Ama sizler için yine güzel bir tekrar olur umudundayım. İnşallah sizin için yine e, iyi bir deneme sınavı olur diyelim ve hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu parçadaki sözcüklerden birinin yerine kullanılamaz denmiş? E, bakıyoruz. Aşıkına yalnızca ifadesi geçiyor. E, hemen cümlenin başında hayat sadece derken yalnızca anlamında aşıkını ederiz. Şimdi derken mesela burada mekanda yaşanmaz mazi hal istikbal derken hal yani şimdi anlamına gelir e, B'yi ederiz. Daha sonrasında e, metni okuduğumuz zaman e, burada fer, ne ferdin ne cemiyetin derken e, cemiyetten kasıt toplumdur arkadaşlarım e, C'yi ederim. Cemiyetin anlaşılması mümkündür yani cemiyetin kavranması mümkündür anlamına gelir. Cevap D kalıyor. Yazsamak nedir derseniz yazsamak inkar etmek demektir ki metnin tamamını okuduğunuz zaman da inkar etmekle alakalı herhangi bir ifade geçmiyor. Cevabımız nettir. Ee, soru 2 hangisi vurgulanmamıştır diyor. İnsanı insan yapan hasletlerin yani özelliklerin en önemlisi sadece bugünü ve kendisi için yaşamamaktır diyor. Ee, yaşamamaktır diyor. Dikkat edin buraya. Demek ki sadece bugünü e, düşünerek veya kendisi için yaşamamaksa ben geçmişi de düşüneceğim, geleceği de düşüneceğim veya kendim dışındaki insanları da düşüneceğim gibi bakın bir sürü hemen sonuç çıkarabiliyoruz. A şıkkında başkasını düşünmek evet, kendini değil başkasını düşünmek olabilir. Geçmişte bağ kurmak burada bugünü e, değil geçmişi de içine alabilir yani bağ kurmak gerekir. Geleceğini önemse önemsemek. Bugün dışında gelecekte önemsenebilir. Bencil olmamak. Zaten kendisi için yaşamamak diyor. Bu da doğru. Şu ana bağlı kalmak diyor. Zaten sadece bugünü ve kendisi için yaşamamak demişti. Dolayısıyla burada şu ana bağlı kalmak durumuna karşı bir durum söz konusu yukarıdaki cümlede. Devam edelim soru 3. <laughs> burada parçadan söz edilen yazının öyküleri ilgili hangisi çıkarılamaz denmiş. Yazar çarpıcı öyküler anlatır, dokunaklı mesellere yer verir, his ve fikir dünyamızı sarsacak radikal bahisler açar. Kimi zaman güncel, kimi zaman tarihi olaya yer verir, kimi zaman bir masalın harikulade, harikuladeklerini barındırır bunlar. Ancak bunları hiçbir zaman birbirinden bağımsız kurgulamadığı gibi asıl olan büyük insanlık serüvenindeki kaygılar, umutlar, buhranlar olduğunu unutturmayacak bir biçim ve içerikle paylaşırdı. A var mı diye bakıyorum. Düşünsel ve duygusal etkileyicilik hemen ilk çizdiğimiz bölümde his yani duygu, fikir yani düşünce burada sarsmaktan bahsetti. Etkileyicilik vardır A giden. Evrensel konulara çözümler sundu. Ee, evrensel konulara çözüm üretmek hangi çözümler sunduğuna dair burada bir bilgi yok gibi. C'ye bakalım yer yer olağanüstülükler var diyor. Masalın harikuladeliklerinden bahsettiğine göre burada olağanüstülük söz konusudur. Çünkü masallar gerçek dışı biliyorsunuz. D'de bütünlüklü bir yapı göstermek diyor. Burada özellikle bana sonra dikkat. Ancak bunları hiçbir zaman birbirinden bağımsız kurgulamadı. Aşağıda biçim ve içerik e, içerikle paylaşılıyor. Yani bir bütünlükten bahsedilebilir. içerik ve biçim bütünlüğü. E'de farklı zaman dilimlerinden e, olaylara yer verildi. Kimi zaman güncel kimi zaman tarihi dedi. Bu da doğru. Burada cevabımız Bursa olacak. Çünkü evrensel konulara problemlere çözümler sunduğuna dair herhangi bir şey burada söz konusu değil arkadaşlar. E, devam ediyoruz. Soru 4. B. E, numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir denmiş. Ee, A'da 11'li hece diyor. Çağrışır 3, bülbüller 6, gelmiyor 9, baban 11. Bağd ise bağ 4, sen Mevla'yı 8 seversen 11, A'yı ne yapıyoruz burada? Eriyoruz. Ee, nazım türünün güzelleme olması yani genelde sevgiliden sevilen varlıklardan bahsetmesi gerekiyor. E, ee, dikkat ederseniz çağrışır bülbüller gelmiyor baban. Hoydat dost bağından gül aldı gitti. Türlü minnet ile bir bağ bezettim. Yari ben besledim. El aldı gitti derken bakın burada sevgiliden bahsediyor. Yine ikinci dörtte baktığımız zaman götür nazlı yare ver seher yeri derken bakın burada yine sevgiliden bahsediyor. O zaman güzelleme vardır. Nazım şekli koşma diyor. 11'li ise bakın halk edebiyatı metni olduğu da belli. Bunu da eleyebiliriz. Ahem unsur olarak redife yer verilmesi. E, baktığımda e, gül aldı gitti el aldı gitti derken aldı gittiler e, yine burada ikinci dörtlükte seher yeli seher yeli derken ver ve durdaki re'ler pardon onlar kökte geçiyor arkadaşlar seher yeli seher yeli ahenk'te var tam uyaktan yaralanması diyor e, baktığımız zaman e, ilk dörtlükte zaten 1 ile 4 arasında e, şey yok e, pardon 1 ile diğer dizi arasında ilişki yok. E, ama burada gül aldı gitti. E, bağ bezettim. Bu olmuyor arkadaşlar. Gül aldı gitti. El aldı gitti. Burada L'ler var sadece. Yani yarım var. Oysa burada tam diyordu. Zaten birinci örtükte tam uyak olmadığına göre cevaba ne diyoruz? Edirne diyoruz. Soru 5. E, bu zelerle ilgili hangisi ödenemez denmiş. Yalnızlık teması var mı? Hemen ona bakıyorum. Paylaşırsa dost paylaşırmış insanın derdini, sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi kapıyı çalsan kimseler yok derken yalnızlık var. Yalın bir dil var mı? Yabancı bir kelime görünmüyor metinde. Hemen eleyebilirim. Redif ve uyak var mıdır diye bakıyorum. Ee, bir defa sonlara bakın. Zaten burada benzerlikler yok değil mi arkadaşlar? Ee, bu beklesin. Ee, Karşıtlığı çağrıştıran sözcükler var denmiş. Burada dikkat edelim dost ümidiyle diyor ortalığa düşmeye gör hangi kapıyı çalsam kimseler yok hangi omza dokunsam yabancı çıkar yani dost ümidiyle çıktım ama herkes sırtını döndü bu da bir karşıtlığı çağrıştıran bir durum söz konusu e, E'de serbest ölçüyle oluşturulmuştu diyor bunu nasıl anlayabiliriz mesela paylaşırsa 4 dost 5 paylaşır 8 mış 9 oldu Mesela burada üçüncü düzeye bakalım. Dos ümiyedi ile 5 e, oldu. Ortalığa 8. Düşmeye 11 gör. Bakın hece ölçüsü tutmuyor. E, bu da serbest ölçüdür. Ama burada redif ve uyak diyor. E, redif ve yer verilmemiş. Onun için ne yapıyoruz cevabı? C olarak işaretliyoruz. E, soru altı arkadaşlar. Şöyle 6 yapalım. E, bu şiir aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazılmış olabilir denmiş. E, bir bakalım. Bir defa bir dörtlük var farkındaysanız. Bir üçlük var. Tam bir şey anlayamadık. Sonra bir metnin içeriğine bakalım. Aşkın bu karanlık gecesinde. Bülbül yine vahşi müterennim. Mecnun'u terk etti mi Leyla? Vahşi sesi, firkat sesi sandım. Aşkın bu karanlık gecesinde. Hicran'ımı duydum seni andım. E, firkat Z'de bülbül gibi yandım. Bir defa burada iki şey benim dikkatimi çekti. birincisi bireysel bir konu var. Yani aşk teması işleniyor. İkincisi zaman zaman da ne var gördüğünüz gibi yabancı kökenli kelimeler var. burada ben e, Namık Kemal ederim. Neden? Çünkü <laughs> Namık Kemal toplumcu bir şairdi. Ziya Gökalp'i ederim. E, milliyetçi duygularla şiir yazıyor. Didaktik şiirler yazar kendisi. Bu da olmaz. İbrahim Şinasi'yi elerim. Tanzimat birinci kuşak Damı Kemal gibi. Bu da e, toplumcu konuları ele alır. Bunu elerim. E, burada <laughs> pardon. Ziya Paşa ve Ahmet Haşim var. Ziya Paşa Tanzimat birinci dönem. E, eski yeni arasında sıkışmış kalmış. Bir ara halk edebiyatını ölmüş ama sonra divan edebiyatına tekrar dönmüş bir e, sanatçımız. E, o daha çok terkibi bent. Ve tercih bent yazdı ki tercih bent tür, e, nazım şeklinin en güzel örneğini vermiştir. Oysa burada ne vardı dikkat ederseniz bir dörtlük bir üçlük var. E, bu bireysel konuyu ele alması bakımından yine böyle e, yine yabancı kelimeleri de kullanması bakımından bize kimi çağrıştırıyor? Ahmet Haşim'i çağrıştırıyor. Fecriati döneminde bireysel temaları ele alan e, genellikle böyle negatif duyguları öne çıkartan bir şairimizdi. Bunun cevabı olsa olsa kim olur? Ahmet Haşim olur arkadaşlar. Ki Ziya Paşa'da toplumculuk yönünün öne bastığını yine kabul edelim. Çünkü bir dönem sanatçısı olduğuna göre bu derece bireysel bir konuyu ele alması beklenemez arkadaşlar. Soru 7 e, Dizelerde görülen en belirgin edebi sanat hangisidir denmiş. Susman'ın ibadet olduğu yerde ne çok konuşuyordu. Yani susma bir yerde ibadetken birisi konuşuyorsa hiç uğraşma. Burada tezat bir durum var. Dolayısıyla cevabı hemen Bursa deyip geçiyorum arkadaşlar. Soru 8 ee, Burada parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır dem, denmiş bize. Ee, şöyle bakalım. ilk kısımda saz şair için saz ve söz doğal olarak önemli ögelerdir ki doğrudur. Ancak bu iki öge Saç şairi ve aşık olmak için elbette yeterli değildir. Aynı zamanda saç şiiri kültürü içinde belli başlı bazı nitelikleri taşımak, sazı ve sözüyle ilgi uyandırabilmek, aşıklık geneline yetişmek ki aşıklık usta çırak ilişkisi ile genelde olur. Bu da doğrudur. Doğaçlama şiirler söylemek ki bunların özelliğidir. Özellikle atışmalarda bunu yaparlar. Aruz ve hece hecele şiirler söylemek diyor. Bu beklesin aşık karşılaşmalarında telden ve dilden atışabilmek ki onların atışmaları sazla sözde meşhurdur. Dönüyorum dörde. Burada aruz ve hecele şiirler söyleyebilmek diyor. Burada halk edebiyatında, aşk edebiyatında ee, hece ölçüsü e, temel ölçümüzdür. Bir şairin aruzla şiir yazmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Ki bu daha çok 17. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla burada e, cevaba ancak D diyebilir. Çünkü aruz kullanmak zorunda değildir. Aşık edebiyatı sanatçıları. Devam edelim. Soru 9. Ee, Parçada boş bırakılan yere hangisi sırasıyla getirilmedir denmiş. Türk edebiyatında ilk örneği nokta nokta tarafından ortaya konan aşıklar destanı, ozanlar şiiri, tekerleme, aşıklar seyren camı, aşıkname gibi adlarla anılan 11 11'li nadiren de 8 derece ölçüsüyle yazılan bilinen ve yaşadığı çağın tanınmış isimler arasında yer alan şairlere dair bilgiler veren eserlerdir. Söz konusu ettikleri şairlerin bazı özelliklerine yer vermeleri itibariyle şuara tezkideleri arasında benzerlikler vardır diyor. Bir defa burada geçen bilgi şairlerin isminden bahsedilmesi zaman zaman belli özelliklerinin verilmesi Hele hele divan edebiyattaki teskilerle ilişkilendirilmesi bize bir defa aşık ve akla getirecek. Çünkü 17. yüzyıla gelindiğinde aşık edebiyatı şairlerimizden aşık Ömer belli bir medrese eğitimi almış bir sanatçımızdır. Ee, divan şairlerinin, divan yazarlarının teskilelerine halk şairlerini anlamasına içerler. Ee, çünkü orada teskile yazarları halk şairlerini biraz küçümserler, şiirlerini basit bulurlar buna işaretleyen aşık Ömer de biz aslında tercihen böyle yazıyoruz ama isteseydik biz de Aruza şiir yazar yazardık diyerekten bir anlamda meydan okumaya çalışıyor ve onların teskillerine karşılık 105 şairin adını zikrettiği adından bahsettiği bir ünlü şair yazıyor yani ben bu şiirlerle bu şiirlerde bu ozanlarımızın ismini zikredeceğim sonraki kuşaklara onların ismini aktaracağım diyor. Yani bir anlamda aslında zaten tezkirleri alternatif olarak ortaya çıktı bu şahinnameler Onun için cevabımız net bir şekilde Ceyhan olacak. Zaten Mevlid Peygamberimizin doğumu, mucizeleri veya işte ölümü anlatılıyor. Nasihatname öğretici. Sergüzeşname daha çok belli meslevi arkadaşlar. Bir aşk hikayesi olabilir. Din tasavvuf olabilir. Vücutname tasavvufla alakalı. Onun için burada zaten şairname kopya olarak karşımıza çıkmış. Şairden bahsettiğini siz de görüyorsunuz. Onun soru yeni bir edebi tür sözüyle kastedilen diyor. 3. Murat'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet dolayısıyla 1582 yılında İstanbul'da büyük bir şenlik düzenlenmiştir. Bu görkemli şenlik pek çok edebi re konu olmakta kalmamış, yeni bir edebi türün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bir defa şehzade kelimesini gördüğün zaman hiç uğraşma, surname aklına gelsin. Yani e, surnamenin özelliği nedir? Şehzade demin, e, sünnet merasimleri, hanım sultanların düğün merasimlerini, yani toplamda padişah çocuklarının düğün merasimlerini anlatan e, türe biz ne diyoruz? surname diyoruz. Ee, ki önemli son zamanlarda testlerde çokça karşılaştığım bilgilerden bir tanesi. ÖSYM tarafından da sorulabilir arkadaşlar. Ee, dikkatli olalım bu kavramda. E, şeyleri unutmayalım. Şehrengiz şehirle alakalı. Fütüvvetname, ahilik teşkilatı ile ilgili. Seyahatname, gezi. Gazavetname, gaza yani savaşı anlatan metinlerdir. Bunları kelime kelime kodlarsanız daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. <laughs> 11. Numaralanmış beyitlerin biçim ve söyleyiş özellikleri dikkate alındığında hangilerinin aynı gazele ait olduğu söylenebilir Aynı gazele ait olduğunu ben nasıl anlayabilirim? Bir defa kafi örgüsüne bakarak AA, XA, XA diye gidebilir. Burada biz ne kadarın nasıl vereceğini bilmiyoruz ama kafi örgüsünden yaralanacağımız kesin. E, baktığımız zaman e, burada e, 1, 3'e bakalım. Işıklardan gidelim. 1, 3'e baktığımızda bakın sonlarda hiç benzerlik yok. <laughs> Eleyebiliriz. 1, 4'e bakalım. 1, 4'e baktığım zaman bakın özellikle şuraya şuraya bakıyorum. Hiç alakası yok. 2, 4'e bakıyorum. Senk rindane layık mı has burada bir benzerlik var gibi bence. Niye derseniz şu bölüm olabilir. X sağ X A kısmı yani e, ilk beyitten sonraki kısım. Neden? Çünkü e, burada rendane ile buradaki hasmane kafiye redif olarak tutuyor. Şuralar zaten ilk sağ olacağına göre 2 ila 4 olur arkadaşlar bunun cevabı. Güzel bir soru olmuş ki diğer şıklara baktığınız zaman da zaten dönüp dolaşıp geleceğimiz yer yine 2 4 olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, devam edelim soru 12. <laughs> Hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Tek perdelik bir komedi olan Şenasi'nin şair, şairlenmesi adlı piyesi, batı tarzına yazılmış bir tiyatro türünün ilk müjdecisidir diyor. Ki zaten öyle de sayılıyor hemen hemen. Doğru. Ahmet Mithat Efendi eserlerine yasa, e, esayet temasını sık sık işlemiştir. E, bu dönemde bu tür temalar işlenmiş arkadaşlar olabilir. C'de Nabizade Nazım Karabibik, Karabibik ve Zehra adlı romanlarında realist ve naturalist tavır takılmış. Doğru. D'de Ziya Paşa divan ve halk şiiri ile ilgili görüşlerini tam bir karşıtlık noktasını ele almıştır. Yani bir yerde e, halk edebiyatını övüp divan edebiyatını <laughs> pardon, eleştirirken e, şiir ve inşaada Harabat adlı eserde ne yapıyor arkadaşlar? Bundan vazgeçip divan edebiyatını övüyor ki bu Ziya Paşa'nın temel felsefesini yansıtır. Çünkü eski ve yeni arasında sıkışıp kalan ee, ama daha çok eskiyi tercih eden bir sanatçımız konumuna düşüyor arkadaşlar. Belli bir zamandan sonra. Peki E'ye geldiğimiz zaman Şemsettin Sami Turfanda mı Turfa mı adı romanında diyor. Turfanda mı Turfa mı romanı Şemsettin Sami'ye ait değil. Mizancı Murat'a aittir arkadaşlar. Hatta bu kişi ve bu eser bir dönemde bir sınavda sorulmuştu arkadaşlar aklımızda olsun. Peki 12 12'den sonra sorumuz 13 oluyor arkadaşlar. Bunu bir düzeltelim. Sonra Servetif'in döneminde tenkit yazılarıyla öne çıkan bu türün en batılı ve ciddi örneklerini veren söz konusu dergide eleştiri türündeki yazılığını Hayat ve Kitaplar başlığında yazan sanatçı hangisidir denmiş. Arkadaşlar burada özellikle e, batılı en batılı ve ciddi örnek dediği için bunun cevabı eser de vermiş zaten. bu Ahmet Şua, olacak arkadaşlar. genelde biz eleştiri dendiği zaman biliyorsunuz bu topluluğun dağılmasına sebep olan Hüseyin Cahit Yağçı'nı atılıyoruz değil mi? ama edebi anlamda eleştiri dendiği zaman aklımıza ne gelecekmiş? Ahmet Şuayb gelecek. Bunu da bir yerlere not edin. Aklımıza olsun arkadaşlar. Ee, soru 14 arkadaşlar. Hangisinin divan edebiyatına yaklaşımı farklıdır diyor. Şöyle şıklara baktığımız zaman bunların hepsi e, Tanzimat dönemi sanatçılarımız değil mi? E, biliyorsun Tanzimat'ın genel özelliğine baktığımızda divan edebiyatını yıkmak isteyen e, bir anlayış söz konusudur. E, ama buradan Muallim Naci'yi ekstra ayrı tutacaksınız. Çünkü Muallim Naci divan edebiyatının yıkılmasından ziyade modernize edilmesinden yani bir anlamda bir takım yenilikler yapılarak devam etmesinden yanadır. Yani tanzimat dönemi sanatçısı olup eskinin devamından yana olan ama eskiyi olduğu gibi değil bir takım yeniliklerle devam ettirmekten yanadır. Ama diğer sanatçılarımız nedir arkadaşlar? Divan Divaneviyatına bir, bir şekilde karşıdır. Ama tabii ki ortaya ne koyabilirler? Gerçekten yenilik yaptılar mı? Onlar yine kişi bazında ayrı ayrı tartışılabilir. Ama Muallim Naci e, Divan Edebiyatı'nın devamından yana olan bir sanatçıdır. E, bu diğer yönle pardon diğer sanatçılarımızdan bu yönüyle ayrılacaktır. 15. Birinci grupta verilen yapıtlarla ikinci gruptaki terimler eşleştirildiğinde hangisi e, hangi yapıtışla kalır diyor arkadaşlar. İntibah e, ilk edebi romandır. Araba sevdası bize ilk realist romandır biliyorsunuz. Cezme ilk tarih romandır. Taşık-ı Tarat Fitnat bizde ilk yerli romandır. Küçük şeyler ilk öyküdür. Bizde batılı anlamda e, başarılı ilk öyküdür. Dolayısıyla burada tek kalan eser nedir? Küçük şeyler cevabı ediyorum. <laughs> 16. Burada boş bırakılan yere e, şiir eğilmenin hangisi getirilmelidir denmiş. E, dikkat! E, şiirde dilin işlevsel iş, e, şiirsel işleminin ve önem kazanmasında büyük rol oynar diyor. Bir defa Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Uyup Tığınas ve Yedi Meşeciler. Dünkü etkinliğimizde, Cumhuriyet Dönemi şiir etkinliğimizde videomuzda arkadaşlar bu birkaç defa gündeme gelmişti. Bir defa Necip Fazıl gibi, Tanpınar gibi, Tarancı gibi, Dranas gibi şairleri gördüğümüzde aklımıza saf şiir yani öz şiir gelecek arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden rahat bir şekilde cevaba C diyebilirsiniz. Peki soru 17. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili hangisi yanlıştır denmiş. Toplum için sanat anlayışı var mı? Evet, kesinlikle toplumcu. Nazım'ı nesre yaklaştırıp bazı hikaye örneği vermiş mi? Kesinlikle. Konuşma dilinin olanaklarından yaralanmış mıdır? Ee, arkadaşlar, e, yaralanmıştır. Dili genelde ağırdır ama zaman elbette ki gerçeği anlatmanın peşinde olduğu için arkadaşlar. Bu olanaklardan yararlanmıştır İlla her şeyle yalın bir dil sade bir demek demek durumda değiliz ama e, bundan yaralanmıştır. D'de İslam birliğini savunurken Türkçülük düşüncesine karşı çıkmıştır. Evet o bir ümmetçidir. E, İslam birliğini savunur ama Türkçülük fikrine nedir? Karşıdır. Edirne'de ise ne diyor? Önceleri Aruz veznini kullanırken sonraları Hece'ye daha sonra Serbest Şiir'e yönelmiştir. E, Mehmet Akif şiirlerin tamamında Aruz'u kullanan Sanatçılarımızdan birisidir. Hatta kimlerdir bunlar mesela? Ahmet Haşim ile birlikte ikisi sadece aruzu kullanmıştır son dönemde. Yahya Kemal ile Fikret onlar da aruzu başarı kullanmıştır ama Fikret bunu Şermin adlı kitapta hece ile örneklendirip bozmuştu. Yahya Kemal de ok şiiri de heceyi kullanmıştır. Dolayısıyla Mehmet Akif sadece aruzu kullanması bakımından zaman zaman testlerde kullanılan bir bilgidir önemlidir arkadaşlar aklımızda olsun. Edirne diyorum soruya. Ee, 18 ee, arkadaşlar burada bilgilerimize bakıyoruz. Eee araççıyla verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır diyor. Bir defa edip adı var demiş. Kadın psikolojisi ve kurtuluş savaşı doğru. Devam ediyorum arkadaşlar. Refik Haid Karay demiş ve hikayelerinde gerçekçi bir üslup Evet zaten o realisttir arkadaşlar doğru. Yakup Kadri demiş milli savaş hikayeleri ki eser ait Anadolu coğrafyasını realist biçimde anlatmıştır bu da doğru. Reşat Nuri Güntekin diyor gizli el ve değirmende bozulan devlet mekanizmasını bürokrasiyi ve rüşveti ele alır diyor ki bu da doğru. Edirne'de ise milli devlet döneminde Anadolu insanının acılarını coşkulu bir dille haykıran şairdir dediğinde Ali Canip Yontem demiş... Ali Canip Yöntem değil bu. Mehmet Emin Yurdakul olur arkadaşlar. Böyle coşkulu haykıran burada kim vardır? O dönemde milli şair diye anılan e, milliyetçi şiirde milliyetçiliğin öncüsü sayılan ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur diye haykıran e, tam bir milliyetçi olan e, arkadaşlar, Türkçe olan bir sanatçıdır. Bunu e, yapsa yapsa Mehmet Emin Yurdakul yapar arkadaşlar. Ali Canip Yöntem daha çok ee, dil polemikleriyle Genç Kalemler Dergisi'nin baş yazarlığıyla öne çıkar. Geçtiğim Yolda şiir kitabı vardır ama e, Ali Canif Yöntem öyle çok da sırıtan e, coşkulu şiir yazan birisi değildir. Soru 19 hangisidir demiş söz edilen kişi? Burada bir defa ikinci yeni anlatım tekniklerini İslami söylemle birleştiriyor. İslami söylem demiş. Ee, İslami dünya görüşlerini görüşünün ortak belirteşleri olan şiirlerini sebep Ey Risaleler adlı kitapta toplamıştır diyor. Ve bunları okuduğumuz zaman cevap ortaya çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız Erdem Beyazıt olacak. Peki <laughs> devam edelim. Soru 20. Burada diyor ki sözde edilen sanatçı hangisidir? 80 sonrası kuşağın en önemli şairlerindenmiş. 80 sonrası diyor dikkat ederseniz. Bunu unutmayalım. Mistik metafizikçi demiş. Metropol yaşamını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi anlatmış. Balkon çıkmasında efendilik tarihi. Ki bu çok meşhur bir eser arkadaşlar. Ona ait. Şehir konuşmaları da var yine ona ait bir eser. Bu sorunun cevabı yine 80 sonrası şairlerimizden Hüseyin Atlansoy olacak. Yeni bir parçada söz edilen sanatçımız hangisidir denmiş. Önceleri biçime aşırı düşkün bir şair olan sanatçı, şiirde anlam rastlantısaldır diyenlere yakın görünüp anlamı yalnızca bir güzel güzellik ögesi olarak ele almıştı diyor ama ilk üç kitabında Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz, Tutsak Kan, hadi onları unuttuk diyelim, Kavganın Yüreği, Sen Katılmalısın Yaşamı Savunmaya gibi bir süre eser verilmiş arkadaşlar. Artık bunun cevabını bulmalıyız. Cevap Kemal Özer olmalı. <laughs> Soru 22. Söz edilen edebiyat akımı hangisidir denmiş? Burada e, bir defa 20. yüzyılda Almanya'da doğmuştur diyor. Mesela kübizm e, olamaz arkadaşlar. E, işte daha çok Fransa'da oluyor. Neyse biz devamına bakalım. Empresyonizme tepki diyor. Ben cevabı yakaladım ama. Ee, birkaç bilgi daha okuyalım. Bu akım dünyanın izlenimleri yerine iç dünyadaki çatışmaları öne çıkarmak, yani dışa vurmak. Bu amaç yerine getirilirken sanatçılar fantastik ve korkunç ögelere ve bu ögelerle örülü olaylara yer verirler. Bunun cevabı dışa vurumculuk yani ekspresyonizm olacak. Özellikle Frans Kafka'nın da bu akıma bağlı olduğunu bilelim arkadaşlar genelde bu kafka kullanılırdı ama burada arkadaşlar bundan bahsedilmemiş gördüğünüz gibi ee, devam ediyorum 23 araya bir paragraf soru satıldı arkadaşlarım parça için hangisi söylenemez denmiş ee, burada hemen bakıyorum şehirler toplumların hafızasıdır Toplumların bir araya geldiği, değer yargılarının, hatıraların, günlük yaşayıştaki her ince ayrıntının bir arada toplandığı, kültürün ve tüm zenginliklerin inşa olunduğu mekanlardır. Yani şehirler nedir diye sorsak, tanım var bir defa, ayı hemen elemem lazım. E, şehirlerimiz hızla değişiyor. Öyle ki kuşak farklılığına geçtik, kendimiz bile artık yabancılaşmaya başladık bu uzun karşısında. Düne saygı göstermek ve dünü geleceğe miras bırakmak, şehri önemseyen, şehir bilincini hayata bakış açısı olarak yorumlayabilen herkesin sorumluluğu. Şehirlerimiz hızla değişirken biz nereye gidiyoruz? Öyle ya, şehir kendi kendine değişmiyor, insanın değişiminden etkileniyor. Bizler çok hızlı değişiyoruz ki diyor. Yani şehirlerin değişimiyle bizim değişimimizden bahsetti. Mesela karşılaştırma var, bunu elerim. Peki hemen burada öğretici bir metin olduğu için, bilgi verdiği için ben dilin göndergesel de işte olduğunda hemen elerim. Tanık gösterme var mı diye bakıyorum hemen hızlıca. Tabi caizse kendi değişiminin farkında dahi varamıyoruz. İnsanın mekanla olan ilişkisi, hayatta olan ilişkisini verirler. Hayata bakış açımız kendimize, çevremize, okuduğumuz kitaplara ikame ettiğimiz sokak ve mahalleye kadar bizlerle ilişkilidir. Bakın alıntı bir cümle göremiyorum. Eser örnekleri var ama eser örnekleri var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi birisinden bir alıntı söz konusu değil. Tanık gösterme olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Parçada ele alınan konunun savunulan düşüncenin paralelinde düşünen bir kişinin isminden bahsedilip onun cümlesi aktarılır. O şahit gösterilir yani tanık tutulur. Onun için bunun cevabı kesinlikle C olacak. Hocam birleşik yapılı cümleye bakmadınız. arkadaşlar anlam sorusunun içerisinde dil bilgisi olmaz. Bu doldurma şıktır. Bakmıyorum bile arkadaşlar. <laughs> Son soruya geçiyorum. Yine bir edebiyat akımı sorusu olmuş. 1909 yılında İtalya'da önce şiirde sonra resimde çıkmış. İtalya'da ortaya çıkan edebiyat akımı bunlardan hangisi arkadaşlar? Fütürizm olacaktır. Ki bizim Nazım Hikmet'in etkilendiği akım arkadaşlar. Devam edelim. Burada neler var başka? Ee, geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeder. Ki 20. yüzyıl akımların ortak özelliğidir bu. Bu bakımda yapılmak istenen şey evrendeki hareketin bir anını tespit etmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Her şey hareket halindedir. Yani makineyi ve hızı övmek, makinenin çark seslerini sanatta duyurmak e, gibi temel özellikleri vardı. Bunun cevabı kesinlikle fütürizm olacak. Bize Namık Kemal, şey pardon, Nazım Hikmet'in arkadaşlar etkilendiği edebiyat akımı diyoruz. Evet, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor olmayan bir denemeydi. E, büyük ihtimalle e, hepsini doğru yapması diye düşünüyorum. E, yine arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi bekliyorum. E, i̇nşallah e, bana destek olursunuz. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize çalışmalarınızı kolaylıklar diliyorum.